Covid-19'dan dolayı bugüne kadar dünya çapında 500 binden fazla insan hayatını kaybetti. Resmi verilere göre 2019'un Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde hayvanların satıldığı bir pazarda ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü hastalığın resmi adını ilk olarak koronavirüs hastalığı 2019 olarak belirledi. Resmi kısaltma olan COVID-19, hastalığın İngilizce ismi olan korona, virüs ve İngilizce hastalık anlamına gelen kelimenin kısaltılması ve hastalığın keşif yılı olan 2019'a atfen oluşturuldu. COVID-19, koronavirüs ailesine mensup bir virüs türüdür. Virüs şekil olarak bir taca benzetildiği için Latince taç anlamına gelen korona denmiştir. Koronavirüs ise ilk olarak 1960'lı yıllarda tespit edildi. Aslında hayvanlar arasında yaygın olan bu virüsler bazı nadir durumlarda insanlara geçmektedir. Bu virüslerin insanlara henüz bulaşmayan birçok çeşidi de bulunmaktadır. İnsanlar arasında en yaygın olan koronavirüsleri 229E ve OC43'tür. İnsanlar bu virüslere maruz kaldığında soğuk algınlığı geçirir ve hafif semptomlar ile atlatır. İnsanlar hastalığı hafif derecede atlattıkları için 21. yüzyıla kadar koronavirüsler tehlikeli olarak görülmüyordu. Ta ki 2003 yılında SARS koronavirüs adıyla kısaltılan şiddetli akut solunum yolu sendromu bir hastada açığa çıkana kadar. 2003 yılında Çin'de başlayan SARS salgını neredeyse pandemik hale geldi ve dünya çapında 8422 vaka ve 916 ölüm görüldü. Ölüm oranı %10.9 olarak açıklandı ve 2003 yılının başlarında 37 ülkeye yayıldı. Bugün itibariyle 2003 yılı Haziran ayında görülen son enfekte insan vakası ile SARS yayılması tamamen önlendi. Ancak SARS hastalığı çiçek hastalığının aksine tamamen dünyadan yok edilemedi. Bazı hayvan popülasyonlarında hala doğal ana rezervuar olarak mevcut olabileceği ve gelecekte insan nüfusuna tekrar dönebileceği düşünülmektedir. SARS virüsünün insanlara mis kedisinden bulaştığı tahmin edilmektedir. 2012 yılında dünya tekrar koronavirüs ailesine ait olan bir virüs ile karşılaştı. MERS koronavirüs adıyla kısaltılan Orta Doğu Solunum Sendromu ilk olarak Suudi Arabistan'da bir hastada tespit edildi. Bugüne kadar MERS nedeniyle dünya genelinde 858 kişi yaşamını yitirdi. MERS'e yakalanan hastaların %35'i yaşamını yitirmektedir. MERS koronavirüsün insanlara çöl devesinden bulaştığı tahmin edilmektedir. Ve takvimler 2019'un Aralık ayını gösterdiğinde Çin'in Wuhan şehrindeki hayvan pazarının bazı çalışanları hastanelere başvurdular. Hastalarda ateş, öksürük gibi soğuk algınlığına benzer semptomlarla beraber ilerleyen günlerde nefes darlığı gibi semptomlar da ortaya çıktı. Wuhan kentindeki hastanede çalışan Dr. Li Wenliang, ilk 7 hastadaki belirtilerin 2003 yılında çıkan SARS koronavirüs hastalığının belirtilerine benzediğini ve buna derhal müdahale edilmesi gerektiğini kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Dr. Li göz doktoru olmasına rağmen öngörülerinde haklıydı. Fakat Dr. Li'nin bilmediği şey ise hastalığa yol açan koronavirüsün tamamen yeni bir tür olduğunun keşfedilmesiydi. 4 gün sonra kamu güvenliği departmanından yetkililer gelip bir mektup imzalamasını istediler. Mektup kendisini toplum düzenini şiddetle sarsan yanlış iddialarda bulunmakla suçluyordu. Sizi uyarıyoruz. Aynı küstahlık ve inatla bu yasa dışı faaliyete devam ederseniz hakkınızda işlem yapılacaktır. Anlaşıldı mı? Diye yazıyordu. Altında Dr. Li el yazısıyla anlaşıldı diye yazmıştı. Dr. Li polisin söylentileri yaymakla suçlayıp haklarında soruşturma başlattığı 8 kişiden biriydi. Ocak ayı sonunda Dr. Li mektubunun bir kopyasını kendi blogunda yayınlayıp olanları anlatmıştı. Çinli yetkililer gerçekleri anladıktan ve Dr. Li'den özür diledikten birkaç gün sonra Dr. Li koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdi. Şu andaki son resmi rakamlara göre en az 500 binden fazla insan hayatını kaybetti ve hala sayı artmaya devam ediyor. Peki, COVID-19'da diğer koronavirüsler gibi hayvanlardan mı insanlara bulaşmıştı? Evet, COVID-19'un yarasadan ya da pangolin denilen
ve karıncayı yiyen bir hayvandan insanlara bulaştığı tahmin edilmektedir. Öncelikle virüsler canlı değildir. Çünkü hücre yapıları yoktur ve besini enerjiye dönüştüremezler. Ancak virüsler tam olarak cansız da kabul edilemez. Çünkü genetik materyale sahiptirler ve mutasyon geçirebilirler. Bu bilim insanları arasında devam eden tartışmalardan birisidir. Virüsler canlı olmadıkları için yaşamak için canlı bir hücreye ihtiyaç duyar. Bu hücreye konak hücre denir. COVID-19'un yapısı nasıldır? 1. RNA. RNA virüsün daha fazla kopyasının yapılmasını sağlayan genetik bilgileri içerir. RNA ile virüs kendisini kopyalar ve çoğalmaya başlar. 2. Dış zarf. RNA'yı dış etkenlerden korur. Ayrıca virüsün yeni hücrelerin dış zarı ile birleşmesini sağlar ve hücreleri enfekte eder. 3. Protein molekülleri. Virüsün enfekte edebileceği hücreleri belirler ve hücrelerdeki reseptörlere bağlanır. Virüs nasıl vücuda yayılır? Hasta olan birisine yakın temas ile ya da virüslü hastanın eliyle dokunduğu bir yere dokunmasıyla virüs bulaşabiliyor. Önce boğaza ve sonra akciğerlere yerleşiyor. Yapısındaki protein molekülleri ile akciğer hücresindeki bir reseptöre bağlanıyor. Kendi kendine çoğalmadığı için hücreyi işgal etmeye başlıyor. Kendi RNA'sını konak hücreye kopyalatarak çoğalıyor. Virüs bu şekilde yayılarak vücudumuzu işgal ediyor. Hücreleri ele geçirerek kendini milyonlarca kez çoğaltıyor. Kimi insanlar hastalığı hafif semptomlarla atlatıyor. Fakat kimi insanlar ise bu mücadeleyi kaybederek hayata veda ediyor.